Tabii bu yaşlanmanın insan hayatında bir takım olumsuz durumlarını bizler yaşıyoruz. Bakın kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de benzer şeyleri yaşıyor. Erkekler yüz gençleştirme operasyonlarına yaptırıyorlar. Geldiğinde bana şunu söylemişti. 40-45 yaşlarında bir erkek hastaydı. Hocam dedi benim acilen ameliyat olmam lazım, yüz gençleştirme operasyonu olmam lazım. Neden dediğimde ki biz hastalarımıza sorarız. Motivasyon nedir? Tabii. Beklenti neden? Gerçekçi mi? Neden? Çok önemli bir soru. Sizi oraya iten soru nedir diye müthiş bir soru. Müthiş bir şey hocam. Yine her zamanki kilit cümlelerinizden birini söylediniz. Kesinlikle. Beklenti gerçekçi mi? Gerçekçi mi? Neden yani? Neden istiyorsun bunu? Sonra şunu söylemişti. Hocam ben bir yıl kadar önce eşim beni bıraktı, terk etti. Dikkat edin. Kadın eşini terk etmiş ve bana sen yaşlısın. Sen artık gibi bakın hiç benim kabul edemeyeceğim bir şekilde bunu da ifade etti hocam yüzüme dedi. O günden beri kendimi çok kötü hissediyorum ama yaşanmış bir hikaye bu. Tabii. Yaşanmış bir hikaye. Ve yüz gençleştirme operasyonu yaptık biz bu arkadaşa. Hakikaten biraz çökmüştü, yağları erimişti, dokulardan aşağı doğru bir yer değişikliği vardı. Bu da doğal. Bazen de biraz az olur, bazen de biraz fazla olur ama bazı insanlar tolere eder yaşlanmanın belirtilerini, bazıları tolere edemezler Ebru Hanım. Bunu kabul etmek lazım.